Kedigiller hakkında hala bilmediğimiz çok şey vardır. Kedilerin de insanlara alerjisi olabilir. Kediniz sık sık öksürüyorsa sorumlusu insanlar olabilir. 2005 yılında yapılan bir çalışma, 200 kediden birinde rastlanan kedi astımı hastalığının insanların yaşam tarzından dolayı gitgide arttığını ortaya çıkarmıştır. Kediler evlerin içinde yaşamaya başladığından beri toz, sigara dumanı, kedi kumu ya da çiçek tozları sebebiyle solunum yolları rahatsızlıkları yaşamaya oldukça müsait. Çok sık olmamakla birlikte grip ya da nezle gibi hastalıklarda insanlardan kedilere bulaşabiliyor. Hepsi kedi nanesinden etkilenmez. Kedilerin yarısından çoğu kedi nanesine tepki vermez. Nepeta, katarya hassasiyeti kalıtsaldır ve buna sahip olan kedilerin iki yavrusundan biri aynı hassasiyete sahip olabilir. Dört yavrunun ise üçünde aynı hassaslık görülebilir. Yavru sayısıyla ihtimal de artar. Kediler köpeklerle aynı evde yaşayabilir. 2008'de Tel Aviv Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, 6 aylık kedi ile 1 yaşındaki köpek tanıştırılmış, birbirine alışarak çok iyi anlaşmışlar. Kediler genellikle sevilmekten ve okşanmaktan çok hoşlanır. Mırmır veya horlama sesi ile durumu belli eder. Evcil kediler serbest kalsa da gezdikleri alan sınırlıdır. Kediniz dışarıya çıktığında diğer kedilerin bölgesinde bulunmamaya dikkat ediyor. 2013 yılında BBC tarafından yayınlanan 50 kediye GPS aygıtları ve kameraların takıldığı araştırmada gerçeği gözler önüne koymuştur. Kısacası birbirlerinin alanına saygı duyuyorlar ve olası çatışmalardan uzak duruyorlar. Yemek yedik zannediyor, bak Allah aşkına. Tübeyin kapımızı açın. Bunların küresel değişimi etkilerini profesyonelce ve kısımlı bir şekilde ele almasına, yayılmasına iyi fırsat düşünüyorum. Bizim ortak görevimiz tüm insanların beyinleri köpeklerinkinden daha kompleks bir yapıya sahip. Vücutlarının %0.9'unu oluştursa da kedilerin beyni tıpkı insan beynine benzeyen harika bir yapıya ve kıvrımlara sahiptir. Kavrama ve öğrenme kısmı köpeklerden daha kompleks bir yapı ihtiva eder. Sinir hücrelerinin sayısı kedilerde yaklaşık 300 iken köpeklerde bu sayı 160. Çoğu insan köpeklerin daha zeki olduğunu söylese de kedi sahipleri böyle düşünmüyor. İlginç bir gerçek daha var ki 2010 yılında en gelişmiş bilgisayarın bir kedi beyninden 83 kat daha yavaş çalıştığı biliniyor. Normal şartlar altında kısa süreli hafızaları oldukça iyi. Kısa süreli bellek genel olarak 1 dakika çalışsa da 2007 yılında Current Biology'de yayınlanan bir çalışmaya göre kediler söz konusu olduğunda bu süre 10 dakikaya kadar artıyor. Bilim insanları bu çalışmada kedilerin ön ayaklarını hareket ettirmelerini engelleyerek bu engelleri hatırlayıp ona göre hareket ettikleri süreyi değerlendirdiklerinde ortaya 10 dakika gibi uzun bir süre çıkmıştır. Engel ortadan kaldırılsa da kediler 10 dakika boyunca aynı şekilde hareket etmeye devam etmiştir. Ev kedileri serbest olsa da yabani kedilerden daha az ve
evin yakınlarında geziyor. Illinois Campaign Üniversitesi'nde 2 yıl boyunca sürdürülen araştırmada 42 kedi radyo vericili tasmalarla izlendiğinde sokak kedilerinin serbest bırakılan ev kedilerinden daha çok gezdiği ve ev kedilerinin evlerinden fazla uzaklaşmadığı ortaya çıkmıştır. Kendilerini temizlerken çok vakit harcarlar. Evet, belki bunu hepimiz biliyoruz. Ama şaşırtıcı olan bu sürenin bir günün neredeyse yarısını alması. Kediler kendilerini temizleyerek onları zor durumda bırakabilecek kokulardan arınıyor ve bulaşım sistemine de katkıda bulunuyor. Hatta bazen sizi de yalayabiliyorlar. Bu sizin de aileden biri olduğunuzu gösteriyor. Aynı araştırma, yabani kedilerin zamanın birçoğunu uyuyarak geçiren ev kedilerinden daha hareketli ve faal olduğunu da kanıtladı. Çünkü sokak kedileri için hayat o kadar kolay değil. Özellikle kış mevsiminde tüm günlerini yeterli yiyeceği bulmak için harcıyorlar. İlk olarak Çin'de evcilleştirildiler. Bir zamanlar kedilerin ilk olarak yaklaşık 4000 yıl önce Antik Mısır'da evcilleştirildiğine inanan bilim insanları, yeni bir araştırma sayesinde kedilerin evcilleştirilmelerinin neredeyse 5300 yıl öncesine kadar dayandığını ve Çinli çiftçilere çok yakın bölgelerde yaşadıklarını ortaya koydular. Tam olarak evcilleştirilmiş sayılmasalar da bu kedilerin insanlarla gelişen ilişkilere büyük katkıları var. Sahip oldukları bir gen benekli olmalarına yol açıyor. 2012 yılında yapılan bir araştırma, bilim insanlarının TAK-PEK dediği bir genin kedilerdeki lekelere sahip olduğunu ortaya çıkardı. Lekeli kedilerde bu gen mutasyona uğrasa da çizgili kedilerde böyle bir şeye rastlanmadı. Ayrıca farklı desenlerin ve lekelerin EDEIN3 geniyle olan bağı da ortaya koyulmuştur. Penisleri tırtıklı. Geçmişte insanların da sahip olduğu tırtıklı penis uyarılmayı sağlarken dişilerde de yumurtlamayı destekliyor. Çiftleşme süresince penisin olduğu yerde kaymamasını da sağlıyor tabii. Sahip oldukları bir gen benekli olmalarına yol açıyor. 2012 yılında yapılan bir araştırma, bilim insanlarının TAK-PEK dediği bir genin kedilerdeki lekelere sahip olduğunu ortaya çıkardı. Lekeli kedilerde bu gen mutasyona uğrasa da çizgili kedilerde böyle bir şeye rastlanmadı. Ayrıca farklı desenlerin ve lekelerin EDEIN3 geniyle olan bağı da ortaya koyulmuştur. Mırıldamaları mutlu oldukları anlamına gelmeyebilir. Kediler mutlu olduklarında mırladıkları gibi doğum yaparken, hastayken, yaralandığında, yavrularını emzirirken ya da gergin olduğunda da mırıldar. Yapılan çalışmalarda ise çıkardıkları seslerin kedilerin iyileşme süreçlerinde de etkili olduğu, onları rahatlattığı da ortaya koyuldu. Mırıldamak yalnızca nefes alıp verdikleri anlamına bile gelebilir. Şekerli şeylerin tadına bakamıyorlar. Bayılarak yediğiniz şeylere burun kıvırıyor. Çünkü tatlı algısı, yani T1-R2 geni ve bu genin kodladığı proteinler kedilerde yok. Kediler çita ve kaplan hariç diğer akrabalarından bu özelliğiyle ayrılıyor. Düzenlerinin bozulması, hasta olmalarına,
ya da hasta gibi davranmaları için yeterli. Düzeni değiştiğinde sapasağlam bir kedi bile hasta olabiliyor. Yani aslında hasta gibi davranıyor. Gerekmedikçe monoton hayatlarına müdahale edilmemesi gerekiyor. Çünkü yaşadıkları değişimlerin ardından kedilerde kusma ve iştahsızlık görülebiliyor. Hatta tuvalet kumlarını kullanmayı reddettikleri de oluyor. Su içmede ustalar, çeneleri asla ıslanmıyor. Bu konuda köpeklerin aksine oldukça yetenekli olan kediler, dillerini suyun yalnızca üst yüzeyine değdirip çekiyorlar. Sonuç ıslanmayan bir çene. İstediklerini almayı çok iyi biliyorlar. Kediler mama ya da ilgi istediklerinde tıpkı bir bebek gibi davranmaya başlıyor. Ağlamaya benzer mırıldamaları ve miyavlamaları, ayaklarınıza dolanmalar izliyor. Fakat şaşırtıcı bir gerçek var ki bu miyavlamaların ses yüksekliği bebeklerin ağlamaları ile aynı seviyede. Kısacası kedilerin taklit yeteneği de bir harika. Bilgisayarlar bile kedilere düşkün. Sıcak olmasından kaynaklanıyor olsa gerek. Kediler bilgisayarlara bayılıyor. Fakat şaşırtan bir gerçek daha var ki artık bilgisayarlar da onlara bayılıyor. Tıpkı insan beyni gibi çalışan Google Brain adlı 16.000 işlemcili bilgisayarın en büyük zevklerinden biri komik kedi videoları izlemek. Patileriyle su içmelerinin de bir sebebi var. Zevkler tartışılmaz tabii ama bazı kediler keyiften değil, kabın şeklini beğenmediğinde patisiyle su içmeyi tercih ediyor. Özellikle bıyıklarına engel olan kaplar kedileri rahatsız ediyor. Yaşadıkları bazı hastalıklar insan hastalıklarına çok benziyor. Kediler sayısı 250'yi aşan kalıtsal hastalık riski taşıyor ve bu hastalıkların çoğu insanların yaşadığı hastalıklara benziyor. Örneğin kedilerdeki gece körlüğü 3500 Amerikalı'dan birinde görülen bir hastalık. İnsanlardaki HIV gibi kedilerde de kedi AIDS'i denilen FIV var. Hatta kedilerde de kendilerine özgü bir biçimde Alzheimer hastalığı yaşayabiliyor ya da çok kilo alıp obezitenin ağına düşebiliyor. Kediler tek başlarına avlanmalarına rağmen sosyal bir türdür. Kedilerde iletişim, kedi feromonu ve kedilere özgü vücut dilinin yanı sıra seslenme çeşitliliği olan miyavlama, mırıltı, sesini titretme, tıslama, hırıltı ve gırtlaksı sesi de içinde barındırır. Evcil kedi, küçük, genelde tüylü, evcilleştirilmiş, etobur memelidir. Genelde ev hayvanı olarak beslenenlere ev kedisi ya da diğer kedigillerden ve küçük kedilerden ayırmak gerekmiyorsa kısaca kedi denir. İnsanlar kedilerin arkadaşlığına, haşerat ve ev zararlarını avlayabilme yeteneğine önem vermektedir. Kediler anatomik olarak güçlü, esnek bedenleriyle, hızlı refleksleriyle, keskin, geri çekilebilen pençeleriyle ve küçük avları öldürmeye uyarlanmış dişleriyle diğer kedigillere benzerler. Kediler insan kulakları için çok zayıf ya da çok yüksek frekanstaki sesleri duyabilirler. Karanlığa yakın ortamlarda görebilirler. Çoğu memeli gibi kediler insanlara göre daha zayıf renkli görüşe ve daha güçlü koku alma duyusuna sahiptir. Pisi ve pus gibi sözcükler ise muhtemelen kedilerin tehdit edildiklerinde çıkardığı
his sesine benzetilerek oluşturulmuştur. Bu sözcükler bazı dillerde kedi kelimesi ile birleştirilerek yine kedi anlamında kullanılır. Romence pisica, İngilizce pussycat gibi.